İstirap Günlüğü'nden. Çarşamba, 17 Aralık. Mahkumların seslerini duyuyorum. Müthiş seslerini. Bana can acısı veren böğürmelerini, homurtularını. Allah bu derdimin de merhemini verdi. Her biri hançer gibi sipsivri mahkum seslenişleri arasında. Ruhumdan acı meltemleri geçerken birdenbire bu sesleri bastıran cıvıltılar içinde kaldı. Yüzlerce mektep çocuğunun teneffüs zamanı çıkardığı sesler. Meğer yanı başımızda bir ilk mektep varmış. Ders arası çocuklar hapishaneye pek yakın olan bahçelerinde oynuyorlarmış. Artık boyuna dua ediyor. Teneffüs zamanı gelse de çocuklar bahçeye çıksa ve cıvıltı başlasa diye. Gözlerimin önüne Moda ilk mektebine giden biri 9, öbürü 7 yaşındaki iki oğlum geliyor. Mehmet ve Ömer. Onların çenelerini buruş buruş ve ağlamaklı görüyorum. Baba, baba diye sesleniyorum. Karnınız aç mı evlatlarım? Üşüyor musunuz? Paltonuz yok. Hiçbir cevap alamıyorum. Cumartesi 20 Aralık. Bu ne yalan, dolan, öfke, kin, iftira yangınıdır ki bir türlü sönmez, alevleri yatışsa dumanı devam eder. Cumartesi 27 Aralık. Hava açıldı. Güneş. Ne güzel. Bahçede bir güvercin ölüsü gördüm. Kemiklerime kadar ürperdi. O bana boğazlanan ve bahçeye atılan, masum ve hakkını aramak iktidarından mahrum bir hakikat gibi göründü. Titredim. Çarşamba 7 Ocak. Evim aç. Zevceme tarafından yazılmasını söylediğim birçok mektuba hiç kimseden cevap yok. Heyhat, heyhat. Bu mu Müslümanlık ahlakı? Ne Malatya işini yapanların İslam ahlakı ile alakaları vardır, ne de şimdi bana selam vermekten bile çekinenlerin. Pazartesi 19 Ocak. Adnan Menderes'in Antep nutku. Tamam, seni kaybettik Adnan Menderes ve kazananlar kazandı. Ne de sevmiştim seni, ne de ümit bağlamıştım sana. Salı 27 Ocak. Üsküdar Savcısının odası. Aleyhindeki yaygara hedefine ulaşmış, beklediği başına gelmişti. Artık Malatya'ya gönderiliyordu. Katle teşvik eyleminin baş faili, cinayete azmettirici olarak. Malatya hapishanesinden sonra da Ankara cezaevinin yolu görünecekti. Nihayet suçsuzluğu anlaşılmış bulunduğu veya suçluluğu ispat edilememiş olduğu için tahliye ediliyordu. ...1953 yılında evinde Malatya hapsinin süngere çevirdiği suratıyla aynaya döndüğünü ve kendi kendine sorduğunu söylüyor. Şartlar ne olursa olsun ben yaşadıkça ağzımı dikebilir, kalemimi kırabilir miyim? Herkesin hakkı olan sükut şu veya bu zor karşısında bana da mazeret teşkil edebilir mi? Aynadan ses geliyor. Asla. 1954. Yine Büyük Doğu. 56'da da 51 ve 52'de olduğu gibi tekrar Günlük Gazete. Ve o 1957 senesini de hapiste geçiriyordu. Büyük Doğuların en etkili devresi 1959'da aleyhine o kadar dava açılıyordu ki davaların yarısı mahkumiyetle sonuçlansa hapishanede yatması gereken süre 100 seneyi geçiyordu. Durum hem hazin hem komik bir hal almıştı. Asıl Menderes için ne hazindi ki ona hitaben kaleme aldığı Ya Ol Ya Öl ve 1960 Son Vade başlıklı yazıları, gençlik yıllarında yazdıkları hakkında kullanılan "Bu adam ne derse çıkıyor" sözünü hatırlatırken bu yazılarındaki isabet payının anlaşılmasına da
sadece bir yıl kalmış bulunuyordu. Mahkumiyet kararlarının birbiri ardına hızla kesinleşmeye başladığı ve Menderes'in emriyle Niğde cezaevinde kendisine tek kişilik bir oda, yani konforlu bir hücre hazırlandığı sırada 27 Mayıs 1960 ihtilali oldu. İhtilalin ilk radyo duyurularından birinde zaten çıkmayan Büyük Doğu'nun kapatıldığı ilan edildi. 6 Haziran günü gece yarısı evinden alındı. Balmumcu garnizonuna götürüldü. Orada neler yaşadığı, dipçiklerin gölgesinde nasıl davranışlarla karşılaştığı Cinnet Mustatili adlı kitabındaki hatıraları arasında. 4,5 ay sonra genel af kanunu çıktı. Genel affa rağmen bir kanun sadece kendisi aleyhine af dışı tutulduğu için Toptaşı hapishanesine nakledildi. Ve 1,5 yıl içeride kaldı. Zindan 2 hece. Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynumda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar 6 köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel 100 adım, 1000 yıllık konak. Ne ayak dayanır buna, ne tırnak. Yassıada da şahitliğine Toptaşı cezaevinden gidecekti. Yassıada da söze örtülü ödenek tabirini ilk defa Recep Peker, kocama 100 bin lira teklif ettiği zaman duymuştum diye girecek olan Neslihan Hanım'la aynı günde. Menderes döneminde örtülü ödenekten Büyük Doğu için para aldığı doğruydu. Ama bu parayı ona ve Demokrat Parti'ye dalkavukluk yolunda mı harcamıştı? Ya ihtilal olmasaydı hali ne olacaktı? Menderes'in hazırlattığı hücrede 100 yıl daha mı yatacaktı? Buna rağmen Menderes'e tuhaf bir sevgisi vardı. Tuhaf, sebepsiz, izahsız. Belki de bu yüzden sevdi. Onun idam haberini orada alacak, gazetelerden gözyaşları içinde keserek bir araya getirdiği sehpadaki resimlerini, üstlerinde yuvarlaklar içine alınmış hare hare gözyaşı lekeleri ve belki kenarında gözyaşıyla ıslanarak dağılmış küçük bir not, acı bir hatıra olarak saklayacaktı. Tahliye edileceği günde 18 Aralık 1961'de de önünde iki yolun açılmakta olduğunu görecekti. Ya her şeyden büsbütün ele tek çekmek yahut her şeye bütünüyle el uzatmak. O gün geldi. Tercihi demir hapishane kapılarından daha önce de salıverildiği günlerden farklı değildi. Yani yine ikinci yolu seçti. Oysa böyle vahşi bir dünyaya sırt çevirmemek için hiçbir sebep yoktu. Zaman zaman hayatına sızdırmaya çalıştığı çok sevdiği iklimi, kendi cömert dünyasını bütünüyle kucaklamak içinse her türlü sebep vardı. Yüzmek, ata binmek, çocuklarıyla şakalaşmak, Turandot'u, Toska'yı, Traviata'yı, Cavaliere Rusticana'yı dinlemek, kira da olsa kaşhaneyi andıran evinde İngiliz stili bir de uşak barındırmak ve artık sadece şiirle, sanatla uğraşmak. O ise kendini bulur gibi olunca Çetin Emec'in sahibi bulunduğu Son Posta gazetesinde baş makalelerine ve günlük yazılarına başlıyordu. Son Posta'da canlanan ünlü polemikleri. 1963 ilkbaharında bir davet üzerine açılan konferans çığırı. Milli Türk Talebe Birliği, Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden başka Anadolu'nun birçok noktasını da içine alan ve 7 yıl süren konferanslar dönemi. ...1964'te Büyük Doğu'nun 11. devresi. 1965'te Büyük Doğu Fikir Kulübü. Derken Büyük Doğuların 1965 ve 1967 devreleri.
Sonra çeşitli tarihlerde ve gazetelerde baş makaleleri, günlük fıkraları, bazı eser tefrikaları.